Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı harika bir ıslak kek tarifim var. Eğer ki portakal ve çikolata aromasını seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen tarife geçelim. 4 adet yumurta ihtiyacımız var. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Yumurtaların üzerine 200 milim bardak ölçüsü 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin krem şanti kıvamına gelene kadar çırpmaya özen gösterir. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. Klasik çay bardağı kullandım. 1 çay bardağı içerisine sıvı yağ ilave ediyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı içerisine süt ilave ediyorum. Sıvı malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Sıvıları karışıma ilave ettikten sonra bir tur karıştırıyoruz. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave edeceğiz. Kakaoyu özellikle göstermek istedim bu şekilde. Dolu dolu 3 tepeleme yemek kaşığı kakao kullanmamız gerekiyor tarifte. 3 tepeleme yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı bunu ilave ediyorum içerisine. Tepeleme bir su bardağı olması gerekiyor. Bir su bardağı silme değil. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve katı malzemeleri birlikte karışımı eleyerekten ilave ediyoruz. Bir tepeleme yemek kaşığı portakal kabuğuna ihtiyacımız var. Portakalın sadece turuncu kısımlarına kabuklarını turuncu kısımlarını almaya özen gösterin. Çünkü beyaz kısımları acılık veriyor. Hem suyuyla hem de kabuğuyla ıslak keki muhteşem bir lezzet veriyor. Mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kek harcının kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Çok fazla sıvı gelmesin gözünüze. Özellikle bu aşamayı göstermek istedim sizlere. Kesinlikle içerisine un ilave etmeyin yani. Porcamızın sadece tabanını yağlıyoruz. Kenarlarını yağlamamaya özen gösterin ki e, kenarlarını yağlarsanız kekiniz tırmanıp kabaramaz. Eğer ki kenarlarını yağlamazsanız bütün bir şekilde kabaracaktır. Kenarlarınızı yağladığınızda. Daha göbekli bir kek meydana geliyor Yağlanmış olan borcamın içerisine kek harcımızı döküyoruz Bu şekilde eşit kabarabilmesi için bir iki kez de sallıyorum 180 derecelik fırında 25 dakika pişiriyoruz Şimdi sosunu hazırlamaya geçelim 1,5 su bardağı sütün içerisine bir çay bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum Tepeleme 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum İçerisinde hiç topak kalmamasına özen gösterin ocağın üzerine alıp pişiriyoruz bir taşım kaynaması yeterli olacaktır kıvamlı bir sos olmuyor özellikle sosun da kıvamını göstermek istedim sizlere tekrardan farklı bir cezveye aktarıyorum sosumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor keki fırına attığımız gibi hemen sosu yapıyoruz çünkü ikisini birlikte sıcak sıcak buluşturmamız gerekiyor kekimiz fırından çıktı pamuk gibi harika bir kek oluyor keki sıcak sıcak hemen dilimliyoruz hiç soğutmayın. Fırından çıktığı gibi dilimleyebilirsiniz. Ben 15 dilim ayırdım. Dilerseniz daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz sosu direkt kekin üzerine döküyoruz. Dilimleyerekten döküyoruz. Bu şekilde çok daha güzel çekiyor sosunu. Muhteşem bir kek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Islak keki ben genelde portakallı hazırlıyorum. Yaz içinde yediğimiz portakalların kabuklarını rendeliyorum. Derin dondurucu onları biriktiriyorum. Hem pratik oluyor hem de elimizin altında bulunuyor bu şekilde. Sıcak sıcak tüketirseniz sufle lezzetinde muhteşem bir kek oluyor. Hem sıcak tüketebilirsiniz hem de soğuk tüketebilirsiniz. Ee, bir yemek kaşığı kadar portakal kabuğunun içerisine bir yemek kaşığı kadar hindistan cevizi karıştırıyorum. Bu şekilde elimle hafiften oğuşturuyorum. Hem dekor oluyor hem de kekin üzerinde lezzet veriyor. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum pamuk gibi az malzemeli harika bir kek oluyor. Sıcak sıcak ben hemen şerbetini döktüm dilimledim. Dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Tamamı ıslanan bir kek. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Yapacak olanlara afiyet bağ şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.